Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere mürettebattan bahsetmeye çalışacağım. Mürettebat da birçok kez hani anlattığım gibi sarf malzemesi, gereçler donanımda önemli olduğu gibi mürettebatın da bir önemi var. Bazı kardeşlerimiz hani oyunda yeni olduğu için tam olarak bunun ne işe yaradığını bilmeyebiliyor. Bazıları da biliyor ama bazı birkaç özelliği var. Hani mürettebatta nasıl daha hızlı mürettebatı geliştirebiliriz şeklinde. Tabii o anlamda derken hani şuradaki mürettebat kartından da bahsetmiyorum. Bu mürettebat kartını aktif ettiğinizde mürettebat tabii ki de daha hızlı gelişebiliyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela bunun mürettebatı %82 diyor. Bu şöyle bir şey. Mürettebat uzmanlığı diyor. Tabii videoda direkt giriş yapmış oldum. Şimdi şöyle bir şey var. Bir tank ağacındaki tanklar örneğin mesela bunlar tank ağacı tankları. İşte IS-8, Vickers, Tortoise. Ama burada mesela premium tanklar var. Veyahut da koleksiyon tankları. Koleksiyonlar zaten direkt mürettebatı full olarak geliyor. Direkt rating maçlarına bile girebiliyorsunuz. Ama tank ağacındaki premium olmayan tanklar da mürettebat olayı var. Bunu %100'e tamamlamanız lazım. Bunları yaptığınız zaman bu böyle artış gösteriyor. Zaten biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız zaten onun da ayrıca şuradan mürettebat kartı var. Ne yapıyorsun? Mesela eğer o tankı daha hızlı geliştirmek istiyorsan bunu aktif edebilirsin. Aynı zamanda buradaki kartlar falan var. Yalnız burada AMX falan yazıyor. Bunlar geçerli değil. Burada detayların olduğu yerde VZ, FCM bilmem ne bir tankı yazıyorsa bunlar geçerli değil arkadaşlar, bu deep kartları. Tüm tankları uygun yazan bir sertifika varsa onlar da geçerli bu kartlar. Ama tüm tankları uygun olarak yazıyorsa detaylar ekranın sağ köşesinde görüyorsunuzdur. Orada tüm tanklara uygun yazma bu da geçerli oluyor. Destek olarak işte buradan mürettebat diye birisini aktif edip o tankın buradaki mürettebatını daha hızlı geliştirebiliyorsunuz. Bu tamam olduğu zaman işte yükleme süresi, işte görüş mesafesi, dakika başına hasar, işte yükleme süresiyle aynı şey hemen hemen zaten. Nişan alması bile daha çok hızlanabiliyor. Dağılma oranı azalabiliyor. Kuri dönüş hızı artıyor. Gövde dönüş hızı artıyor. Tankın kendi hızı biraz daha artabiliyor. Böyle şeyler olabiliyor bir tankta. Şimdi şöyle bir şey. Mesela diyelim bir tankı mürettebatını fullediniz. %100 olduğu zaman zaten bildirim geliyor. Bu tankı %100 olarak yettiniz diyor. Daha sonra şöyle bir ekran açılıyor. Şimdi bunların da ayrı bir önemi var arkadaşlar. Bunları hafife almayın. Ben genelde en çok ağır tank oynayan bir insanım. Şimdi burada bir sürü şey var. Diyor ki hafif tanklardaki eğitim, orta tanklarda eğitimli, ağır tanklı eğitimli, tank avcılarını da eğitimli olarak söylemiş. Mesela örneğin ben burada oyunda en çok ağır tankları çok tercih etmişim. Aslında bir oyunda orta tanklarda oynamak da çok önemlidir arkadaşlar. Ama ben orta tanklar, hafif tanklar bunlarla da oynayabilmeniz çok önemli. Ben genelde oyunda neyi öneriyorum? İlk önce ağır tankla başlayın diye öneririm yeni oyuncuları. Çünkü zırhı var. Zırhıyla en azından çok iyi oynayamasa bile arada sektirebilir diye. Sonra ikinci sırada tank avcılarını öneriyorum. Tank avcılarını da biraz zırhları olabiliyor. Ne bileyim iyi iş yapabiliyorlar. Çok hasar almıyorlar. Üçüncü sırada da orta tankları öneriyorum. En son olarak da oynayacak tank olarak tank ağacında hafif tanka geçersiniz diye öneriyorum. Çünkü hafif tanklarında neredeyse tamamen zırhsız oluyor. Bunların zamanla hani oynadıkça oyuna şey yapabiliyorsunuz. Her neyse biz böylece şimdi şöyle bir şey var. Ben ağır tanklarla o kadar çok oynamışım ki yani bu tanklarla mesela bu 7'ye kadar yükseliyormuş. Daha yükselmiyor gördüğünüz gibi. Evet, ben niye bunu seçmişim? Bunu seçmem lazım. Bu eğitilmiş zaten. Mesela örneğin 7 seviyeye çıkmış ya. Mesela ağır tanklarda. Şimdi şöyle ilk önce şunu bir seçelim. Burada ne mesela?
tamir süresine bunu hızlandıra tıklayalım. Olmadı. İlginç. Evet, geçmiyor. Yani ilginç. Onu tam bilmiyorum. Normalde bunu eğit çıkması lazım. Onu anlayamadım ama mesela burada bir şey, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela diyelim benim seçtiğim tank avcısı. Tank avcısı oynuyorum diye direkt bunu buradan seçemiyorsunuz diye bir şey yok. Bunu seçebiliyorsunuz. Mesela yangın söndürme diyor. Tankınızın yakında bir düşman olduğunda dönüş hızı diyor. Kritik hasar almış, etkinlik kaybını şöyle yapalım biz. Mesela ben bunu seçtiğim zaman bir ağır tankla oynayacağım zaman bu dayanıklılık isimli sekme var. Bakın burada ağır tanklarda bunu söylemiş. Ben bunun hangisini tıkladıysam, eğer ağır tankla oyuna girersem ağır tanklarda dayanıklılığı mürettebatı artmaya başlayacak. Mesela şu anda tank avcısı oynuyorum. Bunu seçmişim. Ne diyor? Tankın dönüş hızını arttırır. Yani bir tank avcısı kulesi dönmediği için tankın dönüş hızı benim için daha önemli. O yüzden şu anda bunu eğitmeye çalışıyorum. Eğer herhangi bir tank avcısı ile oyuna girersem o tank avcısının dönüş hızını arttırabiliyorum. Örneğin şöyle bir şey. Mesela burada hafif tank. Mesela hafif tankla oynamıyorsanız bunlar eğitilmez arkadaşlar. Şimdi mürettebat dediğimiz şey ne? Onu bir ilk önce bir anlatalım. Mürettebat bildiğiniz üzere normalde tabi bu oyunda görünmüyor ama mürettebat dediğimiz işte bir tankın içinde askerler olur. Sürücüsü bir tank süren işte bir etrafa bakan gözetleyen herhalde. Bir de işte ateş etmek için orada bekleyen gibilerinden. Böyle birkaç tane o kadarını ben tam bilmiyorum. Bu konularda tamamen de uzman değilim. Ama böyle şeyler var mesela. Ama tabii bu oyun olduğu için tabii ki de asker göstermiyor tankın içinde. Tankın üstü açık bile olsa herhangi bir asker görünmüyor oyun sonuçta. Mürettebat dediğimiz şey asker anlamına geliyor. Askerlerin tankları kullanma olasılığı daha çok artmış oluyor gibilerinden. Bu normalde WoT isimli, ya World of Tanks isimli orijinal oyunda daha net oluyor. Mesela örneğin askerler falan var. Orada seçiyorsunuz normal oyunda. Orada işte mürettebatı geliştirebiliyorsunuz falan. Onu ben hiç oynamadım ama biraz bayağı videolarını izlemiştim. Onu biliyorum. Ama bu WoT Blitz, yani World of Tanks Blitz, bu mobil versiyon oyun olduğu için burada öyle tek tek askeri yükselt bilmem ne yap yok. Tamamen buradan seçebiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Mesela ben buradan her şeyi, mesela burada bakın küçük bir, mesela şurada ne yazıyor? Acele atış diyor değil mi? Acele atış diyor. Ne demiş mesela? Hafif tank kullanırsam dağılım en düşüklerden %100 daha fazla ise isabetli atış yapma şansını %4 verir gibilerinden. Böyle şeyler seçebiliyorsunuz. Hangisi sizin için daha uygun, hangisini daha hızlı geliştirmek istiyorsanız ilk önce onu seçiyorsunuz. Mesela ben orta tanklarda da bir alta geçtim. Orta tanklarda hareket halinde ateş etmede top dağılımı %5 azalır diyor. Bu benim için önemli olarak görmüşüm. Bunu seçmişim. Herhangi bir orta tankla oynayacağım zaman buradakiler arasında, bakın burada birçok şey var. Ben bunu seçmişim. Şimdilik bu gelişsin istemişim. Burada ağır tanklarda bunu seçmiştim. Bu bir saniye, bunu seçmişim ben zaten. Ondan seçemiyormuşum az önce. Evet. Evet. Seçtiğim için bunu tekrar hızlandır demiş. Hani ben de diyorum niye bunu seçemiyorum? Zaten onu seçmişim. Tik işaretini görünce öyle zannettim. Neyse. Burada zaten görüyorsunuz. Mesela ağır tankta ben bunu seçmişim ya. Onarım. Mesela bulunmuş parçaların tamir hızını %20 azaltır diyor. Burada şimdi bunu yaptıkça arkadaşlar bunların seviyesi artıyor. Daha sonra ne oluyor? Tabii ki de bunun tamir süresi daha hızlanmış oluyor. Yani siz bu mürettebatları fullediğiniz zaman, hepsi full olduğu zaman herhalde 7 seviyeye kadar bütün mürettebat artmış oluyor. Bu hani sadece bir tank için geçerli değil. Yani bir tankla oynuyorum da bu mürettebat sadece bu tanka özel değil arkadaşlar. Herhangi bir tank seçebilirsiniz. Bu mürettebatlar her zaman ağır tanksa komple bu olduğu gibi görünüyor. Hafif tanksa
komple böyle görünüyor. Ben şu an tank avcısı kullandığım için bunu seçmişim. Tankın dönüş hızını arttır gibilerinden. Burada bir sürü var. Bunların gelişmesi yerine ben bunu seçmişim. Bunu hızlandır demişim. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Mesela diyelim ağır tank seçelim. Tekrar mürettebata girelim. Bu premium tank gerçi. Bakın gene her şey olduğu gibi duruyor. Az önce ne yapmıştım ben? Tank avcısı kullandığım halde bunu seçmiştim. Herhangi bir tank avcısı ile girersem buna geçeceğim. Şimdi tekrar Tortuisa'ya geçelim. Mürettebat ne kadar full olursa bütün oyunlardaki oynadığınız işte tanklarla daha fazla görüş açısı, işte ne bileyim daha fazla yangın söndürme, işte bilmem dönüş hızı gibi bazı özellikler daha aktif olmuş oluyor. Böylece oyunda hani kullandığınız tankların da aynı şekilde istatistikleri artmış oluyor. Peki şöyle bir şey var. Ben mesela bu oyunda en çok ağır tanklı oynayan bir insanım, değil mi? Mesela bunu fullem için bunlar hemen hemen neredeyse full olmak üzere bayağı bir oynamıştım. Şimdi ben bunu seçmişim. Onarımı seçmişim, değil mi? Ben bu onarımı hızlandırmak için ne yapıyorum? Bakın burada yok, bunu göstermeyeyim. Bu çok yüksek olduğu için göremiyorum. Şöyle biraz daha düşük bir şey seçelim. Tank avcılarından bir tane seçin. Mesela diyor ki E'ye tıklayacağım geçici olarak. Ya da bunda kalsın. Evet, bunda kalsın. Hızlandıra tıklayalım. Şimdi ben ağır tankla oynadım, değil mi? Burada bana diyor ki, mesela burada tekrar geldim. Bana diyor sağ alt köşede hızlandır butonu var. Ona tıkladığınız zaman şimdi 3 çeşit şey çıkıyor karşınıza. Bir deneyim diyor. Burada diyor deneyimi kullanarak diyor hızlandırabilirsin. Biri diyor gümüş kullanıp daha az deneyimini harcayarak hızlandırabilirsin 5 seviyeye diyor. Bir de diyor normal oyundaki oynadığın deneyimle biraz da altın birleştirerek hızlandırabilirsin diyor. Şimdi şöyle bir şey. Bunu bilmeyen çok oyuncu var. Ben hani oyunda profesyonel olup da bunu görmemiş olan oyuncular da belki olabilir. Bunu bilmeyen kardeşlerimiz de belki fark etmemiştir. Olabilir, insanlık hali. Ben bunu mesela örneğin şöyle söyleyeyim. Bakın burada ne diyor? İlk sıradaki şey. Burada 537 boşluk 488 şey diyor, deneyim diyor. Bu serbest DP olayı değil arkadaşlar. Hani serbest DP ile alakası yok. Bakın sol alt tarafta elit DP yazıyor. Bakın görüyor musunuz? Şu 715 boşluk 637 bu deneyim puanımız. Yani hangi tankla oynarsanız oynayın. Mesela hafif tankla mı çok oynadınız? Ağır tankla mı çok oynadınız? Mesela ben buradan çıkayım, tamam mı? Diyelim hafif tanka girdim. Bunu hızlandıra tıklayayım. Bakın sol altta gene 715 boşluk 637 diyor. Hangi tank olursa olsun. Eğer sizin deneyiminiz varsa bunu bütün tanklarda, örneğin ben mesela hafif tanklardan neredeyse hiç oynamamıştım. Bunların tamamını 4 seviyeye yapmışım. Bunu nasıl yaptım? İşte burada ağır tanklar çok oynamıştım ben. Hafif tanklarla çok az oynadım. Hepsini 4 seviyeye şu sol alt taraftaki elit DP yazan kısımdan yükselttim. Ben de şu anda 715 şey varmış. Mesela diyelim bunu sırf sizin hatırınız için harcayacağım arkadaşlar. Normalde ben bunu kolay kolay çok harcamıyorum. Diyelim şimdi 715 değil mi? Bunu hızlandıra tıkladığım zaman bakın sağ üst köşede de serbest DP'm var. Serbest DP ile ilgisi yok. Hani 624 bin deneyim istiyor diye bu serbest DP emojisine bakmayın siz. Bu serbest DP değil. Hani şuradaki şey değil arkadaşlar. Bu değil. Anlatabiliyor muyum? Hani burada tamamen bunun ayrı bir mürettebat artıyor. Buna şimdi hızlandıra tıklayalım. Tıklıyorum. Böylece 5 seviyeye çıkmış oldu. Yani şu anda tankın dönüş hızını %4 arttırdım. Pardon, yanlış gösteriyor. Bakın %5 şans oranı. Az önce %4'tü sanırım. %5'e mi çıktı? Öyle bir şey. Orayı unuttum. Ne oldu? 5 seviyeye çıkartmış oldum. Böyle hızlandırabiliyorsunuz. Benim ne kadar kalmış? Elit tipim. Serbest deneyim elit tipim 91'e düşmüş oldu. Bunu bu şekilde hızlandırabiliyorsunuz.
Hani ağır tanklarla çok oynuyorum ama hafif tanklarla az oynuyorum diyorsanız bunları hızlı geliştireyim diye öyle geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle şeyler mümkün. Mesela burada benim neydi bu? Şeydi değil mi? Mesela tankın dönüş hızı %4 diyor. Bunu ben sizin için bir kere daha hızlandırayım. Tekrar bakalım %4 yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Hızlandıra tıklıyorum. Sol alt köşede var. Ama hızlandırsam da artmayacak. Yetmiyormuş. Böyle yapsam yetmiyormuş. Böyle yapınca bir tek altın harcayarak 5 seviye çıkartabiliyormuşum. Yani o yüzden tıklamayacağım. Hani bu sol alttaki arttığı zaman sizin deneyiminiz artmış oluyor. Mürettebat dediğimiz olay da böyle bir şey. Yani diyelim siz tamam belki ağır tank oynamayı çok seviyorsunuzdur veyahut da hafif tank veyahut da orta tank. Buradan mesela bir orta tank, hafif tank ha neyle giriyorsanız buradan mürettebatı seçmeniz lazım. Mesela ben bunları değil de bakın hafif tanklarda bunları değil de bu 4 tane tıkladığım şey değil de sol baştakini seçmişim. Bunun yükselmesini ilk önce istemişim. Bunları tıklamanız lazım. Mesela orta tanklarda hareket halinde top dağılma oranını azaltı seçmişim. Her oyuna girdiğinde orta tank da bunu geliştirecek. İşte her ağır tank oynadığımız zaman onarımı, bozulmuş parçaların tamir süresini arttır. Bu gelişmiş olacak. İşte tank avcısıya girdiğimiz zaman her zaman bununla girmiş olacak. Böyle şeyleri var. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunları geliştirmeye bakın. Ben de tabii ki de bunları geliştirmek de hiç öyle kolay değil arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz burada mürettebat diye birisi var. Bu geliştirir mi? Evet geliştirebilir ama ben bunu daha çok mesela diyelim az önce bir kırs vardı burada ya. Bunu %100 olana kadar geliştiriyorum. Sonra buradaki mürettebat diye birisini ben aktif etmiyorum. Hani aktif edebilirsiniz ama ben bunu yapmıyorum. Çünkü açık söyleyeyim bunda da mesela ben tam olarak emin değilim. Mürettebat DPS'i destekliyor diyor. O yüzden de ben sadece mürettebatın gelişmesi için bunu kullanıyorum arkadaşlar. Burada mürettebat bakalım mesela elit diye biliyor. Yani burada bunun geliştiğine dair bir fikrim olmadığı için ben o mürettebat DP kartını buradan kullanmıyorum hızlanması için. Bunu zamanla oynadıkça bu yükselir. O puan da oradan zamanla artar arkadaşlar. O yüzden de evet böyle şeyler yapabilirsiniz. Hangi oyuna hangi tankla girerseniz öyle gelişmiş oluyor arkadaşlar. Geçen hafta AT-15 şey yapmıştım. İşte biraz da bu aralar tank ağacından bir tank kasayım dedim. Ben de çok fazla premium 8 seviye tank var. Bu oyunda ben 10 seviyeden çok 8 seviye oynamayı tercih ediyorum. Çünkü 8 seviyede çok fazla premium tankım var. Böylece gümüş de kasmış oluyorum arkadaşlar. Aynı zamanda 10 seviyede oynamak evet zevkli ama yani nedense 8 seviyeyi daha çok seviyorum. 10 seviyede oynamıyorum değil. Arada oynadığım oluyor. Öyle. Bu hafta da bir tane Tortoise isimli bu tankla oynamıştım. Biraz bunun mürettebatını geliştirdim. %100 yaptım daha dün akşam. Sonra 215 beygi falan açacağım. Yavaş yavaş tank ağacından da tank açıyorum. Çok fazla tank ağacından açan bir insan değil. Hep premium tanklarla oynadığım için. Evet şimdi de bu tankın gameplay'ini yaparım. Umarım mürettebat hakkında yeterli bir bilgi verebilmişimdir. Aklınızda takılan bir şey oldu mu yorum bölgesinden sorabilirsiniz. İsteğiniz olduğu zaman varsa bir fikrim. Hani benim 8K maçım var. Hani açık söyleyeyim. Ne bileyim hani bilmediğim şeyler pek kalmadı ama yine de oyunculuk konusunda ben mesela açık söyleyeyim tam olarak diğer çok profesyonel oyunculara karşı çok aşırı deneyimliyim demiyorum. Mesela adam örneğin arkadaşlar adam mesela oyun çıktığından beri oynayan insanlar var. Diyelim mesela siz yeni başladığınız oyuna sıfırdan yüze
Botlarla eşleşebiliyorsunuz. 100 maçınız olduğu ana kadar herhalde. 100 mi 250 mi öyle bir şey. Daha sonra 5K maçın altına kadar normal belli ölçüdeki oyuncularla eşleşiyorsunuz. Ama 5K maç yaptığınız zaman, yani burada ben mesela buradan şeyimi tıklayayım. Bakın benim burada maç sayım bu. Buradan tıkladığınız zaman bakmayın ortalama hasarım bu değil. Ben çoğu kez 3K, 2K, 3K bazen 4K bile olabiliyor. Hasar veriyorum ama maçta mesela 5K'nın üzerinde maçım olduğu için oyun sizi otomatik olarak ne yapıyor? 100K maçı olan adamla bile eşleştirebiliyor. Adam şimdi nereden atış yapacağını, nereden amorak vuracağını, işte tankınızı anında yok edebileceğini, ne bileyim çok şeyini bilebiliyor. Savaş başının ortalama hasarını öyle görününe bakmayın. Gerçekten böyle değil. Ben bunu, bu nasıl ortalama yapıyor? Genelde şöyle ortalama yapıyor arkadaşlar. Mesela örneğin oynuyorsunuz. Maç eğer kaybederseniz vurduğunuz 3K hasarın da bir anlamı kalmıyor. Hani maçı kazanmanız lazım. Oyun sizden bunu istiyor ve o yüzden de sizin kazanma oranınız yine düşüyor. Aynı renklik maçlarındaki gibi. Kazanma oranım mesela benim, eğer ki takım bir şeyler yapabilmiş olsa benim kazanma oranım, zafer oranım daha çok artmış oluyor. Savaş başına ortalama hasarım da geçerli olmuş oluyor. Ama şey yaptığı zaman bir şey yapamıyorsun. Bu arada savaşta en fazla hasar verdiğim hasar bu görünüyor ama ben 10 seviye tanklarla pek oynamadığım için genelde 8 seviye tanklarla daha çok tercih ediyorum. 10 seviye tanklarla oynadığınız zaman hasarınız biraz daha artabiliyor. Çünkü zırhınız da artabiliyor. 8 seviyedeki zırhlar yeterli olmayabiliyor. Şimdi şöyle bir şey. Dediğim gibi 5K'nın üstünde maçınız olduğu zaman adam, yani karşınıza 20K'lık, 40K'lık, 100K'lık, 110K'lık maçı olan insanlar da gelebiliyor arkadaşlar. Bu oyundaki eşleşme sistemi de aynı şekilde şöyle. Rating maçlarında örneğin şey oluyor, hani eşleşmenizde sizin deneyiminize göre, hani savaş sonuçları vardır. Savaş sonuçlarında en çok hasarı vurmanıza göre değil de en çok hani mesela master almak için bir şeyler yapıyorsunuz. İşte adamı paletine vuruyorsunuz, adamı spotluyorsunuz, takımınıza destek oluyorsunuz. Deneyim puanınıza göre o artış gösteriyor. Ona göre eşleştirmiş oluyor o puanınıza göre. Ama normal maçlara girdiğiniz zaman Wargaming şöyle diyor. Tamamen tanklar, hani mesela adamın kazanma oranına bakmıyor. Adamın zafer oranına bakmıyor. Otomatik olarak mesela diyelim Tortuysa ile mi girdin tank avcısı? Karşına ona göre bir tank sokuyor. Aynısı olmak zorunda değil, bir tank avcısı, herhangi bir tank avcısı olabilir. Böyle bir eşleştirme sistemi var. O yüzden de böyle bir eşleştirme sistemi var. Bu tabii ki de videoyu da böyle çok uzatıyorum, kusura kalmayın. Bunları da ek olarak eklemek istedim. O yüzden de hani maç çıkarmak kolay olmuyor. Mesela benim kullandığım şu anki tank Tortuysa ise, yani tankın 20 km hızı var. Şimdi bunun gameplay'ini yapacağız. Yani şöyle bir gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi 400 hasarı var. Dün 8.3 falandı. 9'a çıktı atış hızı. Ben bu arada deli şart arttırıcı, deli delme gücünü arttıran donanımı kullanıyorum. Şuradan tekrar donanımlara girelim. Ön zırhının böyle 254 olduğuna bakmayın. Yine de merminin yediği yerler var arkadaşlar. Tankın nişan alması fena değil. Ama tank çok yavaş. Onu söyleyeyim. Aşağı top eğimi yine 10 derece. Şöyle gösterelim. Ya tortu ise çok mükemmel demiyorum. Ama iyi de demiyorum. Ben böyle kullanıyorum. Bu arada fiziksel zırh kullanmıyorum. Ya da dolum süresini kullanmıyorum. Can puanı kullandım. Çünkü tankın önü çok düz. Fiziksel zırh pek iş yapmıyor. Böyle. Bunun dışında burada işte bu eki kullanmışım. Kardan alan ekini. Bu arada şöyle bir gösterelim. Evet. Tankın da tipi bu şekilde. Herhangi bir orijinal kamuflaj falan seçmedim. Evet. Evet. Mürettebat diye pisini de böyle anlatmış oldum. Umarım
yararlı olmuştur verdiğim bilgiler. İyi hafta sonları dilerim. Aklınıza bir şey takılan olursa sorabilir, istek bulunabilir. Görüşmek üzere, keyifli seyirler. Daha işlerini bitir.